ülkeden herkese sevgiler, selamlar. İstanbul'dan Arabistan'a döndük. Merak edenler için böyle bir video çekmek istedim. Burayı Umre'ye gelen herkes görmüştür. Mekke'nin girişindeki kapı. Biraz sonra da Rahle'yi göreceğiz. Arabistan'ı merak ediyoruz. Biz seni Arabistan'da sevdik ve oradaki videolarına devam et dediniz. Ben de inşallah Arabistan'dan videolarla YouTube ailemize devam edeceğim. Umre'ye gelecek olanlar var. Onlar için birkaç bilgi vermek istiyorum. Şu anda Kasım ayına giriş yapıyoruz. Havalar düzelmeye başladı. Hafif serinlemeye başladı. 27-28 derecelerde. Mekke çok güzel akşamları. Ama siz gelirken yine de bir şal hırka getirin. Kabe'nin içi soğuk oluyor çünkü klimalardan dolayı üşütüp hasta olabilirsiniz. Kendi kullandığınız özel ilaçlarınız varsa muhakkak getirin. Yaşlılar için tekerlekli sandalyeler Nahdi yazan eczanelerde bulabilirsiniz, alabilirsiniz. 200-250 riyal arası, o da 2000 TL'ye tekabül ediyor. Türkiye'de eğer tekerlekli sandalye varsa getirebilirsiniz. Çocuklarınız için bebek arabaları getirin ama Kabe'nin birinci katına, yani en alt kata, tavaf yapılan kata alınmıyor bebek arabaları. Üst katta tavafınızı çocuklarınızla birlikte yapabilirsiniz. Burada görmüş olduğunuz rahle dünyanın en büyük rahlesi. Zaten bu rahleyi gördüğünüz zaman Mekke'ye giriş yaptınız demektir. Rabbim isteyen bütün kardeşlerime de nasip etsin diyelim. Bize de tekrardan nasip etti. Binlerce kez şükürler olsun. Ve ayağımızı buralardan kesmesin diyoruz. Gerçekten böyle evinden çıkıp Mekke'ye gelebilmek çok güzel bir duygu. Şöyle geçerken hepinizin adına niyet ettim. Genelde böyle zemzem falan içerken hepiniz adına içiyorum diyorum. Çok seviniyorlar. İstanbul'da dediler Mücellacığım zemzem içerken bizi de hatırlıyorsun. Çok mutlu oluyoruz diye. Burası Mekke. Şu anda Mekke'ye giriş yaptık. Hava çok güzel, açık, sakin. Yaz aylarında gelenler çok bunalıyorlar alışık olmadıkları için 45-46 derecelere. O yüzden gelmek istiyorsanız en güzel aylar Kasım, Aralık, Ocak, Şubat. Mart'ta da artık havalar ısınmaya başlıyor. Biliyorsunuz Arabistan'da bu 4 ayda Umre'ye gelmeyi tercih edebilirsiniz. Tabi Ramazan'da da çok güzel. Görmüş olduğunuz kameralar, küçük sarı kutular, hız kutuları. Burada hız 120 derece. 120. Aa, develere bakın. Hemen videomuzu şöyle çöldeki develerle güzelleştiriyoruz. Bir sürü var. Değil mi? Yemek yemeye çıkmışlar. Halil ve Halit'e İstanbul mu, Cidde mi dedim. İkisi de Cidde'yi seçtiler. Sanırım burada doğup büyüdükleri için. İstanbul bizim için tatile gidip dönme yeri sanırım. İstanbul eşittir Türkiye ve Samsun anneanne. Bu şekilde çocukların aklında şu anda böyle bir düzen var. İstanbul'da çok yoruldular. Beni de çok fazla göremediler açıkçası. Festivallerde olduğum için. O yüzden Mekke'ye tekrar geri döndük. Arabistan'a geri döndük. Burada daha sakin ve daha huzurlu yaşayabiliyoruz. Bunu fark ettik. Niye gittin, niye döndün diyenler için de hemen kısa bir açıklama yapayım. Denemek istedik arkadaşlar. Yani İstanbul'da nasıl yaşanıyor, hayat nasıl gidiyor. Ve anlatıldığı huzurlar, kadar da varmış. Huzurlar var. Ya. Geçtik. Hemen bana söyleyin, kuzuları da çekeyim. Bir sürü kuzular vardı. Bakalım bir daha gelir bence. Gelir. Şu tabelaları bile özledik desem belki güleceksiniz ama gerçekten öyle. Hay anneciğim. Bakayım. İşte bak 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 bak. Yani Arabistan'da da trafik oluyor ama şöyle söyleyeyim size arkadaşlar, hemen ilerliyor. Mesela her yerde polisler var. İstanbul'da trafik takıldığı zaman bitti yani, bir 2-3 saat kalıyoruz. Burada mesela anlık bir sıkışma oluyor, hemen ardından devam ediyor trafik. Gerçekten İstanbul'da bizi araç çok yordu. O yüzden toplu taşımaları tercih edelim dedik. Gerçi toplu taşımalar da çok kalabalıktı. Galiba buradaki sakin hayata alıştık. Yani İstanbul'da yaşamadığımız için biraz yordu bizi diyebiliriz. Onun dışında Mekke ve Medine çok huzurlu. Zaten gelenler bilirler. Çocuklar da burada çok huzurlular. Bakalım hayırlısı böyleymiş. Tekrardan Arabistan'dayız.
Evet, bu görmüş olduğunuz Mekke Medine arası hızlı tren. Şöyle göstereyim. İsterseniz Cidde Havalimanı'ndan binebiliyorsunuz. Mekke'den binebiliyorsunuz. Direkt Medine'den buraya gelebiliyorsunuz. Çok güzel. Ben denedim. Tekrardan sizler için denerim. Şöyle Mekke'deki saat kulesi de göründü. Gündüz ne kadar boş değil mi Mekke sokakları? Bakalım birazdan trafik başlar, herkes işten çıktıktan sonra. Köprülere bak anne, çok güzel. Umrecilere bay bay yapın, umre otobüslerine. Toplu taşıma olarak Arabistan'da böyle bir tramvay, metro ya da otobüs vesaire, İETT, onlar çok fazla yok. Aynı yerden vurulmuş araba, bak görüyor musun? Böyle çarpıp kusura bakma deyip gidiyorlar. O yüzden bütün arabalar vurup kırık, şaşırmayın. 600 metre sonra sola dönün. Şöyle size Mekke'nin sokaklarını da çekeyim özleyenler için. Burada kameralar var her yerde. Kemer kameraları. O yüzden biz kemer takmaya çok alışığız. Sola dönecektik. Saat göründü. Bakın. Çok az kaldı Kabe'ye. Bayağı da az kalmış. Anne, Kabe'ye mi gireceğiz? Evet. Heyecanlı mısın? Hı hı. Çok güzel kokar. Mekke'den sizlere sevgi ve selamlarımı gönderiyorum. Artık Arabistan'a dönüş yaptık. Türkiye'de niye kaldınız, festivallere mi geldiniz diyenler için, Türkiye'de denemek istedik demiştim zaten sizlere. Türkiye'de denedik ve bütün telaşımızın, koşturmamızın dünya için olduğunu gördük ve kendimize hiç vakit ayıramadığımızı hissettik. 2 aylık bir İstanbul tecrübesinden sonra Arabistan'a tekrar geri dönmeye karar verdik. Bunu da buradan toplu olarak açıklamış olayım. Hala izlenme için mi gittiniz diyenler var. Yani bir insan 2 ay niye izlenmek için İstanbul'a gitsin? Ki zaten Mekke Medine'de biliyorsunuz beni herkes burada tanıdığı için buradaki izlenmelerim daha yüksek, yani bunu herkes biliyor. Ama dediğim gibi böyle yüz binlere, milyonlara hitap ettiğiniz zaman her ağızdan bir ses çıkıyor. Annemi babamı dinliyorum ve yoluma devam ediyorum. Evet, neredeyiz? Aziziye Caddesi'ndeyiz. Zaten birçok Türk'ün de bildiği gibi burası Türk otellerinin olduğu bölge. Mekke'de herkes taksici. Bakın mesela ihramını giymişler. Buradan bir taksi durdurdular. Hemen 10 riyale hareme, Kabe'ye gidiyorlar. Şöyle size tam çekmek istiyorum Aziziye Caddesi'ni özleyenler için. Gerçekten burada ayrı bir huzur var, maneviyat var. Bunu da herkes, her gelen söylüyor yani. Bazıları da Arabistan'da nasıl yaşıyorsun, orada durulur mu diyor. Onların da kendi tercihi, onlara da bir şey demiyorum. Şimdi eşim şöyle namaza girdi. Size de çekmek istedim. Çok güzel bir mescit. Belki Aziziye'ye gelenler görmüşlerdir. Şöyle biraz çarşı pazarı gezelim, ilerleyelim istiyorum. Zaten ileride de Türk otelleri var. Bakın mesela Holiday Inn şu karşıda. Buraya da genelde Türkler geliyor. Böyle marketlerin yeşil tabelaları var. Buradaki herkes Türkçe biliyor. Bunun sebebi de Türk otellerinin çok fazla olması. Suudi Arabistan'a döndükten sonra ilk 1-2 hafta nasıl alışacağım, nasıl adapte olacağım diye düşünüyordum. Ama çok şükür geldiğim günden beri buradaki huzuru özlediğimi hissediyorum. Bakın burada eczane de yazmışlar Türkçe olarak. Farmasi de yazıyor. Mücellacığım, senin Arabistan videolarını izledikten sonra Mekke'de, Medine'de hiç zorlanmadık diyorsunuz. Gerçekten çok hoşuma gidiyor. Bir de şöyle arabaları soruyorsunuz, bu hasta arabalarını. Burada bütün eczanelerde satılıyor. Gönül rahatlığıyla alabilirsiniz. Tabii oradan da getirebilirsiniz. İşte Mekke Medine videolarımı özleyenler için çok güzel böyle örtüler var, valizler var. Şimdi kapanmış namaz yaklaştığı için, biliyorsunuz Arabistan'da namaz vakitlerinde buralar kapanıyor. Şöyle umreci otobüsleri bir yandan geliyor. Bakar mısınız, o kadar güzel ki. Cidde'de çok fazla nem var ama Mekke'de nem yok, o yüzden hava güzel. Şöyle birazcık daha sizi gezdirmek istiyorum. İleri doğru gittiğimizde zaten Türk otelleri. Buraları hac zamanı, hatırlıyorsanız o kadar çok çekim yaptım ki hac zamanı. Böyle kesinlikle araba bulamıyorsunuz, taksi bulamıyorsunuz, otobüs bulamıyorsunuz. Bir rahat 10 kilometre, 12 kilometre bir günde yürüyorduk.
şöyle hemen sizlere Aziziye Caddesi'ni gezdireceğim. Türk otellerini de çekeceğim. Şu karşıda görmüş olduğunuz okul, Arabistan'da okullar bu şekilde oluyor. Şöyle yaklaştırayım isterseniz. Mekke'de hava 30 derece, akşamları 20 derece oluyor. İstanbul'da en son 13 derecede bıraktık ve bizim için 13 derece gerçekten çok soğuktu. Evet, böyle engelli yerine çekmek yasak ama çekmiş. Birazdan polis gelip plakasını, fotoğrafını çekip gider muhtemelen. Hemen şu arka tarafta cemaat var. Şeytan taşlama bölgesi. Hac zamanı çok fazla gezerek gittiğim için bayağı bir öğrendim. Bakın Kabe'nin olduğu yer hemen karşı buradan görünüyor. Evet, şimdi sizlere şu karşıda Money Exchange yazıyor. Hemen bu caminin yanında. Altı, bu binanın altında para bozdurmak isterseniz paranızı bozdurabilirsiniz. Holiday Inn otelinin biraz ilerisinde arkadaşlar. Ama bana sorarsanız Türkiye'den gelirken riyal getirin. Riyal bulamazsanız da dolar getirin. Çünkü doları bozdurduğunuzda değişmiyor. Ama TL verdiğinizde mesela internette 9'sa 10'a 11'e 12'ye falan bozuyorlar. Mesela 100 riyal alabilmek için 1000 TL vermeniz gerekiyor. Bizim paramız bayağı bir düştü. Bir hac zamanı videolarımı izleyin, bir de şimdi izleyin. Genelde umreciler ne yapıyor? Kabe'nin trafiğine girmemek için arabalarını Aziziye park ediyorlar bizim gibi. Mesela bakın bu umreci arabasını buraya park ediyor. Buradan taksiyle devam ediyor. Kuveyt'ten arabasıyla gelen var, Katar'dan arabasıyla gelen var. Dubai'den aracıyla gelenler var. Sürekli duruyorlar. Çok fazla kadın yürümediği için yolda duruyorlar. Gidecek misin falan diye, götüreyim falan diye. Kabe'ye gideceğim sanıyorlar. Hani aracımız olduğunu bilmeyenler. Evet. Az ileride Dar Hadi Oteli var. Zaten hepiniz biliyorsunuzdur Dar Hadi Oteli'ni. Şöyle. Burası neymiş? Yeşilliklerle kapatmışlar. Bu arada gerçek ağaç. Devlet binası falan olabilir. Kaç kişi durdu? Bakın. Bugün hava burada güzel Mekke'de ama Cidde'de aşırı tozluydu. Böyle göz gözü görmüyordu. Resmen şu ilerisini görmüyorduk. Okullara böyle kralın resmi falan koyuluyor bu şekilde. Bugün hafta sonu Cuma, o yüzden biraz trafik var. Normalde Mekke'de çok fazla trafik olmuyor Cidde'ye nazaran. Karşısı Mira Ravza ve Ramada Oteli. Türklerin en çok kaldığı otellerden. Şimdi orayı da çekeceğim. Evet, hafta sonu trafiği başladı.
biliyorsunuz Arabistan'da cuma cumartesi resmi tatil. Bakayım, bu da Avali'ye gidiyor. El Avali'ye. Bak Medine'ye gidiyor. Kabe'ye gidiyor. Bizim otel. Evet, bizim otel. Bay bay yapın. Aferin, hatırladınız. Bak Medine'ye gidiyor. Tünele gidiyoruz. Mekke'nin meşhur tünelleri. Kral Fahad Tüneli. Burayı Türkler yaptı biliyorsun. Burası neresi Halit? Burası neresi? Kabe. Aferin. Kabe'nin sesi geliyor değil mi? Gün batımına bakar mısınız? Hep beraber Mekke'de gün batımını izliyoruz. Bak oteller orada, direkt görünüyor. Manzaramızın güzelliği, bakar mısınız? Evet, çok güzel. Evet, çok güzel görünüyor. Ben de bayıldım. Bu yol arkadaşlar daire şeklinde. Ne taraftan geçerseniz, evet, Kabe görünüyor. Şu an namaz saati olduğu için bakın market de kapalı, eczane de kapatmış. 10 dakika sonra falan açarlar. Şimdi videomuzu kapatıyorum. Videomuzu izleyen herkese teşekkür ederiz. Tekrardan Arabistan'a, Mekke'ye, evimize hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Birkaç işimiz var, onları halledeceğiz. Ondan sonra sizlere zaten haber vermiş olurum bir haftaya falan. Yeni videolarda görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. Hoşça kalın.